Herkese merhaba. İsmim Ece Çakal. 2013 yılında Galatasaray Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra kozmetik, gıda, OTC gibi farklı kategorilerde, farklı şirketlerde çalışma fırsatı yakaladım. 2017 yılından beri Expansions Laboratuvarlarında Mustela markasının marka müdürü olarak çalışıyorum. Bugün sizlerin Mustela nasıl love brand oldu? Dijital yatırımlarda neler yaptık, neler görüyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Expansions Laboratuvarları kimdir? Mustela markası nedir? Bundan bahsedeceğim. Eğer çocuğu olanlar varsa aranızda ya da yakınınızda çocuğu olanlar varsa çok iyi biliyordur markayı ama yine de kısaca bahsedeceğim. Daha sonra hedef kitlemizden, dijital yatırımlarımızdan bahsedeceğim. Ağırlıklı olarak sosyal medya ve SEO tarafında neler yapıyoruz, nasıl sonuçlar elde ediyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Expansions Laboratuvarları bir Fransız markası. Fransız şirketi daha doğrusu. 1950 yılında kurulmuş bir şirket. Hem cilt bakımı alanında hem de ilaç alanında markaları var. %100 Fransız şirketi. Şu anda 117 ülkede faaliyet gösteriyor ve 1021 çalışanı var. Şirketin en önemli özelliklerinden birisi de aslında bizim de gurur duyduğumuz bir özelliği. 2018 yılı itibariyle şirketimiz B Corp topluluğunda yer almaya başladı. B Corp topluluğu nedir derseniz, faaliyetlerini toplum ve çevre üzerinde olumlu etkiler bırakarak geliştiren şirketlere verilen uluslararası arenada öncü bir belgelendirme sistemi. Bunu biraz daha kısaca açıklayacak olursam, dünyanın en iyi şirketi olmak değil aslında bu B Corp şirketlerinin amacı. Dünya için en iyi şirket olmak. Bir taraftan faaliyetlerimizi sürdürürken bir taraftan da topluma ve çevreye nasıl katkı sağlarız? Bunlar üzerine düşünüyoruz. Tüm üretim ve dağılım süreçlerimizi tamamen çevre ve toplumu düşünerek hareket ediyoruz. Mustela markası bir anne bebek cilt bakım dermokozmetik markası. 2004 yılından beri Türkiye'de ve şu anda sadece eczanelerde satılan bir marka. Peki markamızın vizyonu ve misyonu ne? Kısaca onlara bakacak olursak. Tabii ki hedef kitlemiz ebeveynler, anneler, babalar. Ve ebeveynliğin monolitik bir deneyim olmadığını biliyoruz. Bunun bir kitabı yok, mükemmel ebeveynlik tanımı yok. Herkese göre bir ebeveynlik tanımı var. Ve ebeveyn olmanın da bin türlü, bin farklı yolu var. Yani çalışan ebeveynler olabilir, çalışmayanlar olabilir. Daha kendini eve kapatanlar olabilir. Yok işte bebek olduktan sonra biz gezeceğiz, maceraya açığız diyenler olabilir. Bunların hepsi kendilerince mükemmel ebeveynler. Biz de Mustel olarak aslında aileler için, ailelerin cilt sağlığına yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek onların ebeveynlik yolunda güçlenmesine katkı sağlama misyonuyla hareket ediyoruz. Tüm iletişimlerimizi bu misyonun üzerinde kurguluyoruz. Dedik ki hedef kitlemiz ebeveynler. Özellikle yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki aslında biraz önceki sunumda da gördük. İnsanlar alacakları ürünleri kesinlikle önceden araştırıyorlar, bakıyorlar, yorumları inceliyorlar. Bunu offline'de de alsalar, yani eczaneden, marketten de alsalar mutlaka ki bir dijitalde araştırma yapıyorlar. Ürünlerin özelliklerine bakıyorlar, yorumları okuyorlar. Ve yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki aslında ilk kez anne olacakların %61'i dijitalde bebek cildi ve kullanılacak ürünlerle ilgili araştırma yapıyorlar. Ve biz de marka olarak aslında tüketici harcamalarımızın çok büyük bir kısmını, %79'luk bir kısmını dijitale ayırıyoruz. Peki dijital kanatta neler yapıyoruz? Hangi tool'ları kullanıyoruz diye baktığımızda çok etkili bir şekilde sosyal medyayı kullanıyoruz. Facebook ve Instagram olmak üzere. YouTube kullandığımız mecralar arasında Google reklamlarına belirli bir bütçe ayırıyoruz. Bu yılın başından itibaren, 2020'nin başından itibaren SEO tarafında ciddi çalışmalarımız başladı. Bununla ilgili sonuçları da sizinle paylaşacağım. Gerçekten çok kısa zamanda çok güzel sonuçlar elde ettik. Display reklamlar ve influencer kanadında yatırımlar yapıyoruz.
Sunumun başında da bahsettiğim gibi özellikle bugün sosyal medya ve SEO tarafında duracağım. Öncelikle sosyal medyaya bir bakalım. Bizim için sosyal medyada başarı faktörleri erişim artışı, etkileşim yaratmak, dinleme ve diyalog yaratmak, test ve öğrenme. Her birine tek tek bakacak olursak öncelikle erişimden başlayalım. Diyoruz ki annelerin, babaların yani tüm ebeveynlerin aslında yanında olmak üzere kuruyoruz bütün iletişim stratejimizi. Dolayısıyla sosyal medya hesaplarımızda çok sayıda videolara yer veriyoruz. Emzirme videoları bunlardan bazıları. İşte bu emzirme dönemi gerçekten annelerin çok sancılı olduğu bir dönem. Sadece burada ürün odaklı ilerlemiyoruz. Tamamen annelerin emzirme döneminde yaşadığı tüm sorunları kapsayacak şekilde uzmanlar tarafından anlatılan ve gerçekten bilgi edinebilecekleri videolarımız var. Öte yandan atopik ciltler bizim yine cilt bakımında ilgi alanımıza giren ürün portföyümüzde örtüşen bir alan. Atopik cilde sahip bebeği olan aileler nelere dikkat etmeli? Yine az önce de dediğim gibi sadece ürün bazlı değil, işte okulda ne yapmalılar, evde nelere dikkat etmeliler, tüm bunları, tüm hayatlarını, tatile giderken neler yapmalılar, tüm hayatlarını kapsayacak şekilde onları uzmanlarla buluşturuyoruz videolarla. Ve gerçekten bu videolar onların markayla çok yakınlaşmasını sağlıyor. Öte yandan hedefimiz aslında tüm annelere dokunmak. Influencerlar dediğimizde işte çoğu zaman akıllara sadece makro influencerlar ya da ünlüler geliyor. Bizim amacımız tüm annelere dokunmak, tüm anneleri kapsamak. Ünlü annelerle başlamak istiyorum. Özellikle doğum yapmış ya da hamile olan tüm annelere mutlaka Mustela ile bir şekilde buluşturuyoruz sosyal medya hesaplarımızda. Ve bu da gerçekten bizim için güzel bir erişim kaynağı oluyor. Öte yandan bazen kampanyalarımızda, bazen önemli günlerde, işte yılbaşında, anneler gününde, yaz döneminde ürünlerimizi makro ve mikro influencerlarla buluşturuyoruz. Bununla da sınırlı kalmıyoruz. Aslında tüm annelerle sosyal medyada buluşma şansı yakalıyoruz. Genelde hedef kitlemizdeki anneler ya da babalar çocuklarının bir sosyal medya hesabında çocuklarını görmekten çok hoşlanıyorlar. Hele ki bu gerçekten güvendikleri bir markanın sayfasıysa bunu çok çok istiyorlar. Biz de anneleri ve babaları kırmayarak çocuklarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarımızda user generated content olarak paylaşmaya özen gösteriyoruz. Bunlar hem diğer anneleri ve babaları da çok heyecanlandırıyor ve onların da paylaşmalarını cesaretlendiriyor. Bu da aslında bizim erişim anlamında çok daha fazla anne babaya erişmemize sağlıyor. Anneden anneye, babadan baba, işte ebeveynden ebeveyne bir tavsiye niteliği taşıyor bu içerikler bizim için. Öte yandan tabii ki de sosyal medya reklamları çok çok önemli. Daha çok ebeveyne ulaşmak için sosyal medya reklamlarını kullanıyoruz. Burada önemli olan tabii ki bir stratejide ilerlemek, düzenli olarak ilerlemek, her ay belirli bir bütçe ayırmak ve aslında birazdan bahsedeceğim, en iyi etkileşim alan, en iyi erişim alan içeriklerinizi takip ederek bunlara sosyal medya reklamları verirseniz gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Daha fazla ebeveynine ulaşmak anlamında. Öte yandan aslında etkileşime bakacak olursak bizim için, biz global bir markayız. Dediğim gibi bir Fransız markasıyız ve dünyanın çok sayıda ülkesinde faaliyet gösteren bir markayız. Ancak tabii ki Türkiye'deki hedef kitlemiz Türk tüketicileri. Dolayısıyla G-Local içerikler dediğimiz global vizyonla hazırlanmış lokal içerikler de bizim sosyal medya hesabımıza çok ciddi katkı sağlayan içerikler, özellikle etkileşim anlamında. Bunlar nelerdir? İşte bebekli hayata başlayan ya da
başlamak üzere olan insanların hayatındaki aslında dönüm noktaları. Bebek doğduktan sonra 40 uçurma, 40 banyosu ebeveynlerin hayatında çok önemli bir role sahip oluyor. Baby shower'lar hem globalde hem de Türkiye'de çok moda oldu. Öte yandan işte hastane çantası hazırlama. Yine sol altta görüyorsunuz bir Türk hamamındaki bir bebeğin görseli. Bir yatak üzerinde bebeğin fotoğraflarını çekmekle ilgili bir yaygın bir kullanım olduğunu gördüğümüzde onları paylaşıyoruz. Ya da işte sağ altta gördüğünüz bebeğin ilk yıkanma anı. Ürünlerimizin tüm bu önemli noktalarda yer alması bizim için çok çok değerli bir şey. Bunları sosyal medya hesaplarında paylaştığımızda hedef kitlemizdeki kişiler, bizi takip eden kişiler gerçekten onların hayatlarındaki anları yakalamamızdan kaynaklı olarak etkileşime geçmeye çok daha eğilimli oluyorlar. Yine diğer bir etkileşim yaratan, etkileşimimiz, sosyal medya etkileşimine katkı sağlayan içeriklerimiz real time marketing. Yani tam zamanlı pazarlama fırsatlarını yakından takip etmek. Geçtiğimiz sene bir 10 year challenge vardı. İşte 10 yıl önceki fotoğraf ve 10 yıl sonraki fotoğrafı paylaşıyordu insanlar sosyal medyada. Biz de 10 yıl önceki ambalajımızı ve 10 yıl sonraki ambalajımızı paylaşan markalar arasında yer aldık. Burada diyebilirsiniz ki yani birçok marka yaptı bunu. Önemli olan aslında real time marketingde gerçekten doğru zamanı yakalayabilmek. Zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde aksiyon alabilmek. Evet, hani belirli bir süre sonra herkes o noktaya gidiyor. Herkes, tüm markalar ya da tüm işte normal kullanıcılar da paylaşıyor ve biraz etkisini yitirebiliyor. Ama gerçekten çok yakından takip ediyorsanız gündemi ve çok yakın, çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyorsanız etkileşim anlamında çok iyi oranlar yakalayabiliyorsunuz. Yine aslında geçen hafta bizim yine bu real time marketing ile ilgili paylaşmam gereken bir paylaşımımız oldu sosyal medya hesaplarında. Markamızın ismi Mustela, futbolcu olan Mustela ile çok fazla karıştırılıyor. Özellikle ebeveynlerde, işte babalarda çok fazla görüyoruz bunu. Ya da işte babalar Mustela'dan bahsettiğinde anneler hep Mustela olarak duyuyorlar. Bunu hep görüyorduk. Ancak geçen hafta Galatasaray maçında Mustela'nın sakatlanmasının ardından ertesi gün Twitter'da Mustela ile ilgili çok fazla, Mustela markası ile ilgili çok fazla tweet görmeye başladık. Bunlar tamamen yine markamızın karıştırılması ile ilgiliydi. Bir kullanıcımız Mustela için gerçekten çok üzgünüm, inşallah performansından bir şey kaybetmeden sahalara döner yazmıştı. Bunu alıntılayıp çok hızlı bir şekilde yine sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Biz çok iyiyiz, sahalardayız, geçmiş olsun Mustela dileğiyle. Bu gerçekten yine ebeveynler arasında çok güzel etkileşim yarattı. Instagram'da ortalama etkileşimimizin 3 katı, Facebook'ta da ortalama etkileşimimizin 5,5 katı kadar etkileşim aldık bu içerikle. Aslında bu viral öyle büyük ki konu Mustela'ya kadar gitti. Ve Mustela bizim paylaşımımızı kendi hesabından paylaştı. Bununla beraber içeriğimizin altında çok çok güzel mesajlar gördük. Aslında tüm bu mesajlar bu konuşmanın başlığı olan nasıl Love Brand olduk dijital yatırımlarla başlığının kısa bir özeti diyebilirim. Okuyunca piyasadan çekildiğini sandım, çok korktum. İşte tam da bebeğimin şampuanı bitmişti. Siz sakın bir yeri kaybolmayın, şampuansız kremsiz ne yaparım gibi. Hem insanlar bu içerikle çok eğlendiler, hem çok güzel etkileşime geçtiler. Bu bizim açımızdan da aslında bu yorumları okumak ne kadar tüketici nezdinde ne kadar değerli bir marka olduğumuzu tekrar ortaya koymuş oldu. Bununla beraber yine ebeveynlerin hayatlarına dokunan içerikler paylaşmak etkileşim anlamında bizi sosyal medyada çok güçlendiriyor. Üstteki paylaşımımız yine bir sosyal medya paylaşımı. Fotoğraf rolunuzda bu tür fotoğraflara sahipseniz ebeveyn olabilir misiniz diye paylaştık. Gerçekten bütün anne babalar kendi cep telefonlarının fotoğraf rulolarında, fotoğraf galerilerinde çok sayıda böyle içerikler olduğunu
bizimle paylaştılar. Gerçekten onların hayatlarındaki bir noktaya dokunduklarını gördük. Öte yandan yine hiçbir annenin evi dağınık değildir, sadece çocuğu tarafından tekrar düzenlenmiştir gibi bir içerik paylaşmıştık. Bu da aslında işte sosyal medyada özellikle bloggerlarda görüyoruz. İşte eviniz ne kadar dağınık gibi söylemler oluyor. Aslında çocuklu evin bir gerçeğinin olduğunu bizim marka olarak paylaşıyor olmamız yine ebeveynlerin kendi hayatlarından, kendi yaşam evlerinden bir nokta gördükleri için yine çok güzel etkileşime geçtikleri bir içerik oldu. Sosyal medyada diğer bir konu aslında dinleme ve diyalog yaratma. Sosyal medya hesaplarımıza özellikle Instagram tarafına bakacak olursanız, Instagram hesabımız Mustela Türkiye. Şu anda 107 bin takipçimiz var. Sadece eczanede satılan ve aslında biraz da premium bir marka olmakla beraber rakiplerimize ve diğer müşteri ülkelerine oranla güzel bir takipçi kitlemiz var. Buradaki en önemli başarılardan birisi de aslında dinleme ve diyalog yaratma. Biz tüm takipçilerimizin tüm yorumlarını, tüm sorularını çok yakından takip ediyoruz ve özellikle onların talep ettikleri içerikleri yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle ürün anlamında. Ve bunları bizim takipçilerimiz görüyor ve takdir ediyorlar. Yine şu an ekranda görmüş olduğunuz işte gelen soruları takip edip içerik hazırlayan sosyal medya sorumlusu like yorumu paylaşmış bir kullanıcımız. Bunları görüyor olmaları, onların dinleniyor, onlara cevap veriliyor, onların kale alınıyor olmasından kaynaklı takipçilerimizi çok memnun eden ve onların takipte kalmasını sağlayan bir durum oluyor. Öte yandan baktığımızda bu da insanlara daha çok soru sormaya, çok hızlı cevap verdiğimiz için ve onları çok dikkate aldığımız için daha fazla soru sormaya ve diyalog yaratmaya yaratma fırsatı yakalıyor. Şu an ekranda aslında hem Facebook'ta hem Instagram'da 2019 yılının toplam bize gelen ve gönderdiğimiz mesaj rakamlarını görüyorsunuz. Her sene çok ciddi oranda büyütüyoruz bunu. Tam olarak tüketicilerle aramızda bir diyalog var. Her sorularına dediğim gibi çok kısa sürede dönüş yapıyoruz. Ve test etme ve öğrenme. Tabii ki de tüm bunları, tüm bu içerikleri, içerik stratejisini oluşturduktan sonra çok yakın bir şekilde takip etme, test etme ve öğrenme sürecinizin olması gerekiyor sosyal medya hesaplarını yönetirken. Çünkü sizin bazen bu kesinlikle annelerin işine yarar, babaların şu sorusuna cevap verir ya da ailelerin şu ihtiyaçlarına cevap verir dediğiniz şeyler bazen tam oturmayabiliyor. Dolayısıyla tüm içeriklerinizi çok yakından, tüm içeriklerinizin aslında rakamlarını, içerikler altına gelen soruları çok yakından takip etmeniz ve bunu bir sonraki aylarda öğrenme metodu olarak kullanmanız çok önemli. Biraz sonuçlardan bahsedeyim. Sosyal medyada bunları yapıyoruz. Peki sonuçlarımız ne durumda? Instagram takipçi sayımız son 2 yılda %100'ün üzerinde artış gösterdi. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda az önce de bahsettiğim gibi 107 bin takipçimiz var sosyal Instagram hesabımızda. Öte yandan Facebook, işte Facebook biliyorsunuz tartışmalı bir mecra. Yeni takipçi kazanmak çok zor, etkileşim yaratmak çok zor. Hepsi reklama dayanan, tamamen reklama dayanan bir mecra haline geldi. Bununla beraber yine Facebook'ta da takipçi sayımızı ve etkileşim sayımızı her yıl arttırarak devam ediyoruz. Kısacası sosyal medya gücü, hani bizi Love Mustela'yı nasıl sosyal medyada Love Brand haline geldik diye sorarsanız, kısacası hedef kitleye kulak verme, onların hayatına dokunma çok önemli. Güçlü kreatifler, bunu gerçekten güzel görsellerle verebilmek çok önemli. Ve test etme, öğrenme ve bir sonraki ay tamamen onlara daha fazla kulak vererek yeni içerikler oluşturmak aslında geldiğimiz noktanın kısa bir özeti diyebilirim.
SEO kanadında neler yaptık? Dediğim gibi aslında biz Ocak itibariyle çalışmaya başladık. Size şu anda 5 aylık performans sonuçlarımızı sunuyor olacağım. Başarı faktörlerimiz bizim için SEO tarafında arama motorunda görünürlük elde etmekte, daha fazla trafik elde etmekte ve link kurgusu ile web sitemizi güçlendirmekte. Neler yaptık? Aslında görünürlüğü arttırmak amacıyla az önceki sunumda da bahsedildi. Anahtar kelimeler, çok önemli anahtar kelime kullanmak. Burada önemli olan tabii ki de ebeveynlerin en fazla aradığı anahtar kelimelerin analiz edilmesi ve onların doğru yerde kullanılması. Anahtar kelimeleri bulduktan sonra doğru yerde kullanmazsanız bu da kullanıcı açısından negatif deneyim elde ediyor. Ve aslında o da SEO performansınızı olumsuz etkileyebiliyor. Ya da anahtar kelime kullanımını abartırsanız da yine o da farklı negatif sonuçlara yol açabiliyor. Burada gerçekten doğru anahtar kelimeleri doğru yerde ve doğru şekilde kullanmak çok önemli oluyor. Anahtar kelime analizi yaptıktan sonra bunu tamamen ana sayfamıza, kategori sayfalarımıza ve ürün sayfalarımıza entegre ettik. Çok ciddi bir görünürlük yarattık çok kısa sürede. Bununla beraber trafik yaratmak. Tabii ki de ürün sayfaları çok güzel. Ürün sayfalarının içerisine anahtar kelimelerin entegre edilmesi trafik yani görünürlüğü artırıp web sitenize trafik yaratabiliyor. Ama bununla beraber bazen web sitenizin ürün sayfalarında ya da kategori sayfalarında bulanamadığınız anahtar kelimeler olabiliyor. Bunları biz blog içeriklerinde kullanıyoruz yılın başından beri. Her ay düzenli olarak blog içeriği üretiyoruz. Burada da yine aslında en başa döneceğim. Tamamen annelerin ve babaların hissettiklerini, onları anlayabilmek, onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek, onların yol arkadaşı olarak hareket etmek hedefiyle yola çıktık ve tamamen onlara yönelik blog içerikleri hazırlıyoruz. Öte yandan trend takibi de çok önemli. Yine sosyal medya tarafında bahsettiğim real time marketing, gerçek zamanlı pazarlama sosyal medya tarafında ne kadar önemliyse aslında SEO'da da o kadar önemli. Bir örnek vermem gerekirse bu COVID-19 döneminin başında anne ve babaların çok fazla bebeklerde korona, yeni doğanlarda koronavirüsle ilgili ciddi aramalar yaptığını gördük. Bununla ilgili içeriklerimizi web sitemize ekledik ve bu da bizim web sitemize güzel bir trafik sağladı. Trend takibi de sosyal medya tarafında olduğu gibi SEO tarafında da önemli. Ve güçlendirme. Web sitesini linklerle güçlendirmenin de özellikle Google güncellemelerinde çok önemli olduğunu biliyoruz. İç linkleme üzerine çalışıyoruz. İç linkleme özellikle blog metinlerinden ürün sayfalarımıza ya da ürün sayfalarımızdan blog metinlerimize yaptığımız yönlendirmeler. Dış linkleme de dışarıdan gelen işte mustela.com.tr'ye dışarıdan gelen linklerle ilgili. Burada spam linkleri dışarıda bırakma, spam linkleri kırma ve yeni gerçekten kaliteli linkler elde etmek üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Özellikle sadece spam linklerini kırarak güzel bir sonuç elde ettik. Mayıs ayında Google'a gelen güncellemeden bu sayede hiçbir şekilde negatif etkilenmeden pozitif artışımıza, pozitif trafik artışımıza katkı sağlayarak devam ettik. Şimdi yine sonuçları paylaşmak istiyorum sizinle. Sadece aslında 5 aylık, dediğim gibi 5 aylık sonuçlar bunlar. Sadece 5 ay gibi kısa bir sürede web sitemizin organik trafiğinin %145 arttığını gördük. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eminim ki çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz. SEO tarafında da kısaca başarımızın sırrından bahsetmek gerekirse güçlü içerikler önemli. Güçlü içeriklerden kastımız sadece anahtar kelimelerin olduğu içerikler değil, hedef kitlenizin
merak ettiği, hedef kitlenize hitap eden, onların dilinde yazılmış içerikler önemli. Öte yandan da sürdürülebilir yaklaşım önemli. Sadece bir kere yaptık, bıraktık, anahtar kelimeleri analiz ettik. Onu da web sitemize entegre ettik. Oldu bitti. Maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Her noktada aramalar değişiyor. Ebeveynler değişiyor. İşte çok yakın zamanda COVID-19 sebebiyle az önce ki sunumda da bahsedildi. Tüm alışkanlıklarımız değişebiliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir şekilde yaklaşmakta sürekli organik büyümenin en önemli katkılarından bir tanesi. Dolayısıyla genel olarak toparlayacak olursam aslında biz marka olarak kendimizi ebeveynlerin arkadaşları, koçları ve destekçileri olarak tanımlıyoruz. Başka markalar için düşünecek olursak gerçekten hedef kitleyi anlamak, onların hayatlarına dokunmak, onların dilinden konuşmanın çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Biz Mustel olarak ebeveynleri güçlendirmenin tam zamanlı işimiz olduğunu düşünüyoruz ve tamamen tüm iletişimlerimizi bu doğrultuda ilerletmeye çaba gösteriyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa yanıtlamaya çalışayım. Ece çok teşekkür ederiz. Hem katıldığın hem de bu güzel sunumu bizlere yaptığın için. Benim aslında şöyle, hani hem konumuzda birazcık daha love brand olmakla alakalıydı ya, sanırım burada biraz daha özellikle COVID döneminde şeyi siz de gözlemlemişsinizdir. Yani mesela Mustela spesifik olarak işte anne bebek ve işte bakım kısmında insanların çok fazla tercih ettiği bir marka ve güvendiği de bir marka aslında. Ve hani içerik tarafında özellikle muhtemelen ya bunu çok fazla karşılaşıyoruz zaten. Mesela ya birazcık daha sağlık kısmına kayan bir noktası da var bakımın yanında aslında Mustela'nın. Çünkü hani bebek her zaman için insanlar birazcık daha fazla eğildiği ve ekstradan daha fazla böyle güvenebileceği kaynakları araştırmak istediği bir alan. Herhangi bir haber sitesinde ya da farklı bir platformda okuyacağı içerikle Mustela'da okuyacağı içeriğin ya da sizin işte sosyal mecralarınızda paylaşılan bir içeriği güvenilirlik kısmı çok çok daha farklı olsa gerek. Hani sanırım birazcık da bunun da çok ciddi bir katkısı vardır diye tahmin ediyorum. O love brand olma sürecinde yani. Kesinlikle. Tabii ki tüketici yatırımlarımız olduğu gibi bizim eczane markası olmamız, medikal kanatta yatırımlarımızın olması kesinlikle göz ardı edemeyeceğimiz ürün performansı ve insanların üründen çok memnun kalması bizim iletişim tarafımıza destekleyen unsurlar. Dolayısıyla evet kesinlikle bir hastanenin web sitesinde okuyacağı içerikle içerikten daha fazla güveniyor olabilir bizim sitemizde. Aslında biz de bunu yaratmaya çalışıyoruz. Çok inceleyip sık dokuyarak hem sosyal medya tarafında hem SEO tarafında blog içeriklerimizi yazarken ya da işte sosyal medya içeriklerimizi planlarken gerçekten annelerin ve babaların ayıramayacağım çünkü annelerin olduğu kadar artık babalar da bebek bakımında bebek bakımının içerisinde yer alıyorlar. Onların da tüm bu aslında iletişim süreci, geçmişten gelen bir iletişim süreci. İletişimin yani markanın iletişimindeki süreklilik o güven algısına çok iyi oturtuyor diyebilirim. Mustela örneğinde de ben de gerçi ofiste o kadar çok böyle özellikle Basecamp'tan falan mesaj geldiğinde karıştırıyorum ki ben fanatik bir Galatasaray taraftarı olarak Mustela'nın paylaşımından gördüm zaten o olayı da bayağı bir gülmüştüm gerçekten. Ama o da çok tatlı bir nüans olmuş yani. Evet. O karıştırma şeyi de. Bu arada birkaç tane soru var Ece. Hani sen de istersen bakabilirsin ya da ben de okuyabilirim. Sosyal medya ve content ekibinizin kaç kişiden oluştuğunu söyleyebilmeniz mümkün müdür diye. Bir soru gelmiş. Marka tarafında sadece ben varım. Bununla beraber hem sosyal medya tarafında hem de content tarafında çalıştığımız ajanslar var. Sosyal medya tarafında 2 kişilik bir ekibimiz var. Content tarafında hem account'umuzu yöneten bir arkadaşımız var. Bununla beraber farklı noktalardan da
content sağlayabiliyoruz. Umarım yanıtlayabilmişimdir. %17 olduğunu söylediniz. SEO özelinde diğer ülkelere kıyasla Mustela olarak ne durumdasınız? Ne kadar başarılısınız ve stratejiniz diğer ülkelerdeki Mustela'lardan ne kadar farklı? Bizim evet birçok ülkede varız. Bazı ülkelerde online satışımız da var. Örneğin Amerika'da bir Mustela.usa.com'un üzerinden bir online satış söz konusu. Tabii ki onların SEO çalışmaları bizden çok daha farklı. Ancak diğer ülkelerde yani web sitelerinin üzerinde e-ticaret olmayan ülkeler arasında gayet iyi durumdayız. Yeni başlamış olsak da yaptığımız çalışmaları biz de diğer ülkelerle paylaşıyoruz ve biraz da onlara yol gösterici olabiliyoruz. Son bir sorumuz daha geldi. Eğer vaktin varsa onu da cevap verebilirsin. Web blog içeriklerine mi yoksa sosyal medya içeriklerine mi daha fazla önem veriyorsunuz? İkisi de. Çünkü sosyal medya ebeveynlerin çok fazla zaman harcadığı bir yer. Ama öte yandan bir ürün alacakları zaman Google aramalarında da yani Google'dan arıyorlar. Özellikle konu bebek olunca çok çok daha fazla arıyorlar. O yüzden aslında ikisine de aynı miktarda önem verdiğimizi söyleyebilirim. Evet ki evet bence de hani sosyal medya anlık ulaşabilmek adına önemli ama insanların birçoğu da Google'da direkt soru kalıpları ya da aramalar yapabiliyorlar ve güvendikleri sitelere ulaşmak onlar için kıymetli oluyor. Özellikle böyle bir sektörde. O yüzden evet dediğin gibi şahsen ben de ikisini bir kullanıcı olarak kullanıyorum diyebilirim yani. Sanıyorum şu an başka bir sorumuz yok. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Yani bizi kırmadın, geldin, güzel sunumu yaptın. Çok sağ ol.